Timsah. Yazan Fyodor Dostoyevski. ...1865 yılının 13 Ocak günü öğle üzeri saat yarımda değerli dostum, meslektaşım, hatta uzaktan akrabam olan İvan Matveyç'in eşi Yelena İvanovna, pasajda belirli bir giriş ücretiyle gösterilen timsahı görmek istiyordu. Yurt dışına çıkış biletini cebine koyarak izne ayrılan İvan Matveyç, karısının bu önüne geçilmez isteğini yenemiyor, hatta kendi de meraktan yanıp tutuşuyordu. Güzel bir düşünce, bakmalı timsaha. Avrupa'ya gitmek üzereydik ama yerli hayvanlar yerine bunu göstermekle hiç de kötü bir şey yapmış olmam diyordu kendi kendine. Bunları düşünerek karısını koluna taktı ve hemen pasaja gittiler. Ben de her zamanki gibi bir aile dostu olmam dolayısıyla onlarla birlikte gittim. Şimdiye değin İvan Matveyiç'i hiç böylesine şen bir ruh haliyle görmemiştim. Gerçekten de o sabahı hiç unutamayacağım. Şu bir gerçektir ki, hiçbirimiz önceden kaderimizin ne olacağını bilemiyoruz. Pasaja girerken binanın muazzamlığına hayran olmuştu. Hatta başkente yeni gelen bu canavarın gösterildiği mağazaya yaklaşırken benim giriş ücretim olan 25 kapey'i de ödemek istedi. Oysa şimdiye değin hiç böyle yapmamıştı. Ufak salona girince içeride timsahtan başka tepelikli papağanların, ayrıca kafes gibi özel bir bölmede maymunların da bulunduğunu gördük. En dipte, sol duvarda, banyoya benzer, sık demir ağla örtülü büyük bir çelik kafes duruyordu. Dibinde 5 santimetre kadar su vardı. Bu sığ su birikintisinde kocaman bir timsah kıpırdamadan kütük gibi yatıyordu. Bizim nemli, yabancıların hiç hoşlanmadığı iklimimiz yüzünden tüm yeteneklerinden yoksun kalmışa benzeyen bu koca canavar, ilk bakışta hiçbirimizde öyle özel bir ilgi uyandırmamıştı. Yelena İvanovna, sözcükleri uzakta, acınma dolu bir sesle, "Demek timsah böyleymiş," dedi. Oysa ben düşünmüştüm ki, apayrı tasarlamıştım onu. Anlaşılan pırlanta gibi bir şey sanıyordu timsahı. O sırada timsahın sahibi olan Alman içeri girdi ve son derece gururlu bir bakışla süzdü bizi. İvan Matveyiç kulağıma, "Haklı elbette," diye fısıldadı. Çünkü şu anda Rusya'da timsah gösteren tek kişi olduğunu o da çok iyi biliyor. Bense bu son derece saçma düşünceyi başka olaylarda oldukça kıskanç biri olan İvan Matveyiç'in ölçüsüzce uysal yaratılışlı olmasına bağlıyordum. Timsahın sahibinin hiç de uysal olmadığını görüp bu kaba adamı bozmak için ince bir gülümsemeyle ona dönen Yelena İvanovna, "Bana öyle geliyor ki," dedi, "sizin timsah hiç de canlıya benzemiyor." Tam kadınlara özgü bir ustalıkla söylemişti bunu. Öteki yarım yamalak bir Rusçayla, "Aa, hayır madam," diye cevap verdi ve hemen kafesin üstündeki ağı yarıya kadar kaldırarak elindeki değnekle timsahın kafasına vurmaya başladı. Bunun üzerine o sinsi canavar sanki hayatta olduğunu kanıtlamak ister gibi pençelerini ve kuyruğunu hafifçe oynattı. Burnunu kaldırıp öfkeyle ıslık çalar gibi derin bir soluk verdi. Alman onurunun kurtulmasına sevinerek tatlı bir dille, "Yoo, kızma karşen," dedi timsah. Yelena İvanovna daha çok kırtarak, "Ne kadar tersmiş bu timsah," dedi. "Beni de korkuttu. Artık hep düşlerime girer." Alman bir tezgahtar çabukluğuyla atıldı hemen. "Hiç merak etmeyin, düşünüzde sizi ısırmaz madam," diyerek bizimle alay etti. Ama hiçbirimiz karşılık vermedi ona. Yalnız Yelena İvanovna bana dönerek, "Gidelim Semyon Semyonoviç," dedi. "Maymunlara bakalım daha iyi. Çok severim maymunları. Öyle şeker şeyler ki." Oysa timsah çok korkunç. İvan Matveyiç karısının yanında neşeli, cesur görünmeye çalışarak arkamızdan, "Oo, korkma dostum, bu olduğu yerde uyuklayıp duran firavun bize bir şey yapamaz," diye bağırdı kafesin yanında durarak. Sonra eldivenleriyle timsahın burnuna dokundu, oynamaya başladı. Sonradan itiraf ettiği gibi onu yeniden kükretmek istiyordu. Almansa kendi evindeymişçesine Yelena İvanovna'nın arkasından maymunların kafesine doğru yürüdü. Böylece her şeyi güzelce yürüyüp gidiyordu. Başkaca öyle önemli bir olay olmadı. Yelena İvanovna oynaklıkla nitelenecek kadar eğleniyordu maymunlarla, kendini kaybetmiş gibi. Sevinç içinde haykırıyor, Alman'a fazla dikkat ediyor görünmemek isteyerek ikide bir bana dönüyor, bu yanındaki yeni dostunda maymunlara benzediğini söyleyerek kahkahadan kırılıyordu. Ben de gülüyordum. Çünkü gerçekten de bu benzerlik kuşku götürmez derecede belli oluyordu. Almansa kendisiyle alay edilip edilmediğini anlayamıyor, bu yüzden iyice somurtuyordu. İşte tam bu sırada birden korkunç, hatta denilebilir ki hiç de doğal olmayan bir haykırış çınlattı ortalığı. Düşünmeyi bile aklıma getirememiş, olduğum yerde taş kesilmiştim. Bağrının Yelena İvanovna olduğunu anlayınca hemen geri döndüm. Bir de ne göreyim? Zavallı İvan Matveyç, timsahın korkunç çeneleri arasında değil mi? Timsah vücudunu eline yakalamış, iyice havaya kaldırmıştı. O zavallı da umutsuzca ayaklarını sallayıp duruyordu. Sonra bir ara görmedik onu. Bunu tüm ayrıntılarıyla yazıyorum. Çünkü ben yerde kıpırdamadan duruyor, gözlerimin önünde olup biten bu olaya tüm dikkat ve ilgimle bakabiliyordum. Nasıl oldu anlayamıyorum. Çünkü o uğursuz anda düşünüyordum da, eğer İvan Matveyç yerine benim başıma gelseydi bu ne kötü olurdu. Ama işe bakın, timsah zavallı İvan Matveyç'i korkunç çeneleri ve ayaklarıyla kendine çevirmeye başlamıştı. İlkin ayaklarını yuttu, sonra elleriyle kafesin parmaklığına sarılıp sıçrayarak kendini kurtarmaya çalışan İvan Matveyç'i biraz geğirerek serbest bıraktı, belinden yukarı kadar azıcık çekti içine, sonra yine biraz geğirdi, yeniden ve biraz daha yuttu. Böylece görünüşe bakılırsa İvan Matveyç gözlerimizin önünde hemen hemen kayboldu. Sonunda bir kez daha geğiren timsah benim tahsil görmüş dostumu iyice çekti içine. Artık bu kez en ufak bir parçası bile görünmüyordu. Timsahın karnındaki İvan Matveyiç'in içeri doğru kaydığı, şişkinliğin aşağı doğru inmesinden belli oluyordu. Ben yeniden bağırmaya hazırlanıyordum ki birden talih bir kez daha haince alay etti bizimle. Yuttuğu nesnenin büyüklüğünden ötürü herhalde boğulacak gibi olan timsah o korkunç ağzını yeniden açtı ve bu bir saniyelik son geğirtisi sırasında İvan Matveyiç'in kafası yüzünde umutsuz bir ifadeyle göründü. Bu arada gözlüğü kafesin dibinde timsahın ayakları yanına düşmüş. Anlaşılan bu umutsuz baş yalnızca son bir kez her şeye bakmak, dünyanın zevkleriyle vedalaşmak için fırlamıştı dışarı. Fakat bu kez amacına erişemedi. Timsah olanca gücüyle yeniden atıldı ve kaşla göz arasında yine kayboldu. Hem de bu sefer kesinlikle. Bu henüz canlı insan kafasının çıkışı ve kayboluşu öyle korkunçtu ki. Ama bununla birlikte bu beklenmedik hareketin çabukluğundan mı yoksa gözlüğün düşüşünden mi aynı ölçüde de gülünçtü. Birden elimde olmadan kikirdeyip soludum. Fakat aile dostumun böyle bir anında gülmenin hiç de hoş olmadığını anlayarak hemen Yelena İvanovna'ya döndüm ve sevimli bir görünüş takınarak "İşte bizim İvan Matveyiç'in sonu" dedim. Bütün bu olay süresince Yelena İvanovna'nın kendini nedenli güçlü bir coşkunluğa kaptırdığını düşünemiyor, tasarlayamıyordum. İlk haykırıştan sonra olduğu yerde taş kesilmiş gibi kayıtsızca ama en ufak ayrıntısını bile kaçırmadan ortadaki kargaşalığa bakıyordu. Sonra ansızın korkunç bir çığlık atıverdi. Hemen ellerini tuttum. Tam bu anda ilkin korkudan aptallaşan timsahın sahibi birden ellerini çırptı, gözlerini havaya dikerek haykırdı. "Ah benim timsahım, ah benim sevgili karşenim, anne, anne, anne." Bu haykırış üzerine arka kapağı açıldı. Başında başlık, al yanaklı, yaşlı, üstü başı darmadağınık anne göründü ve bir çığlık atarak sevgili Almanına koştu. Ortalık tam bir ana baba gününe dönmüştü. Yelena İvanovna kudurmuş gibi hep aynı sözleri haykırıyordu. "Karnını yarın, karnını yarın." Bir timsahın sahibine, bir annesine atılıyor, kendini yitirmiş durumda onlara timsahın karnının bir şeyle yarsınlar diye yalvarıyordu. Timsahın sahibiyle annesinin ise hiçbirimizle ilgilendikleri yoktu. İkisi de buzağı gibi uluyordu kafesin yanında. Timsahın sahibi "mahvoldu, yaşamaz artık, bir memuru giysileriyle birlikte yuttu çünkü" diye bağırıyordu. Kadın da "bizim karşenimiz, bizim sevgili karşenimiz ölecek" diye yırtınıyordu. "Öksüz kaldık, aç kalacağız" diye inliyordu timsahın sahibi. Almanın ceketinin eteklerine yapışan Yelena İvanovna ise yarın, karnını yarın, karnını diye yalvarıyordu. Alman kendini savunma gereği duydu. O kızdırdı timsahı. Kocanız ne diye kızdırdı timsahı? Eğer karşına bir şey olursa, ölürse siz ödersiniz tazminatı. O benim oğlumdur. Benim biricik oğlumdur. İtiraf edeyim ki Alman'ın bu denli bencil oluşu ve pejmürde kadının yüreğinin soğukluğu korkunç derece öfkelendirmişti beni. Yelena İvanovna'nın da aralıksız tekrarladığı karnını yarın yarın haykırışlarının da huzurumu kaçırmada az etkisi olmamıştı. Tüm dikkatimi harcıyordum. Öyle ki bayağı korkmuştum. Bütün bu tuhaf çığlıkların benim tarafımdan tamamen ters anlaşıldığını da önceden söyleyeyim. Ben Yelena İvanovna'nın bir an için aklını yitirdiğini sanmıştım. Zavallı İvan Matveyç'in öcünü almak için timsahın değnekle dövülerek cezalandırılmasını gülerek istemesi de bunu kanıtlıyordu. Oysa bu arada o bambaşka şeyler düşünüyordu. Hiçbir şaşkınlık göstermeden kapıya doğru bakarak Yelena İvanovna'ya nasıl olduğunu sordum ve en başta da o hassas karnını yarın cümlesini kullanmaması için uyardım. Çünkü böyle gerici bir isteğin burada, pasajın tam ortasında, kültürlü bir ortamda, belki de şu anda Bay Levrov'un genel konferans verdiği öteki salona 2 adım yakın bir yerde de olsa, geri kafalılıkla nitelenmesi olmayacak bir şey değildi. Hatta böyle bir anda bu çığlığımızın Stepanov'un yapıtlarına ve karikatürlerine bile uygun düşeceği söylenemezdi. Ne kadar çekinsem de kuşkularım gerçek oldu. Birden timsahı giriş ücretlerinin toplandığı içerideki ufak bölmeden ayıran perde kıpırdadı, eşikte sakallı, bıyıklı, elinde kasket, vücudunun üst kısmı öne doğru fazla eğilmiş, sakınarak timsahın bölmesinin eşiğinde durmaya çalışan, ancak giriş için ücret ödemeden burada kalma hakkını korumak isteyen bir adam belirdi. Tanımadığımız bu adam, bizden yana geçmemeye, tam eşikte kalmaya dikkat ederek, "Böyle geri kafalı bir istek bayan," dedi, "sizin ilerlemenize şeref vermez. Bu sizin beyninizdeki fosfor yetersizliğinden ileri geliyor. Kısa zamanda ilerlemelere ıslık çalacaksınız bizim güldürü sayfalarında." Sözlerini bitiremedi, timsahın bölmesinde konuşan ve hiç ücret ödemeyen bu adamı görünce, aklı başına gelen timsah sahibi öfkelendi, bu ilerici adamın üzerine atıldı. Omzuna 2 yumruk vurarak onu dışarı itti. Bir anda ikisi de perdenin arkasında gözden kayboldular. Bütün karışıklığın bir hiç yüzünden çıktığının farkına varan bir tek bendim. Yelena İvanovna tamamen suçsuz görünüyordu. Tek düşündüğü o Alman'ı cezalandırmaktı. Hem de son derece basit bir şekilde. Yalnızca bıçakla timsahın karnını yarmak ve böylece içinden İvan Matveyiç'i çıkarmaktı amacı. Yeniden koşup gelen timsah sahibi, "Nasıl, siz benim timsahımı öldürmek mi istiyorsunuz?" diye haykırdı. "Hayır, önce sizin kocanız cezalandırılmalı, sonra timsah. Benim babam timsah gösterirdi. Büyük babam timsah gösterirdi. Oğlum timsah gösterecek, ben de timsah göstereceğim. Hepimiz timsah göstereceğiz. Ben bütün Avrupa'yı tanırım. Siz bana tazminat ödeyeceksiniz." Öfke içindeki kadın da atıldı. "Biz sizin peşinizi bırakmayız. Karşının tazminatını ödemedikçe..." Ben Yelena İvanovna'yı bir an önce eve götürmek isteyerek, "Evet, karnını yarmanın bir gereği yok çünkü bizim sevgili İvan Matveyiç şu anda kim bilir göğün hangi katında uçup duruyor," dedim. Tam bu sırada gerçekten hiç umulmayan, bizi son derece şaşırtan sesi duyuldu İvan Matveyiç'in. Dostum, benim fikrime göre en iyisi doğruca asayiş bürosuna gitmek. Çünkü polisin aracılığı olmadan gerçeği kabul etmez bu Alman." Ağır ağır, orada bulunanları hiç alışılmadık bir ruh haline iten bu sözler, ilkin bizi o denli şaşırttı ki, hiçbirimiz kulaklarımıza inanamıyorduk. Ama yine de hiç düşünmeden hemen timsahın kafesine koştuk. Öylece durup kulaklarımıza inanamayarak bu zavallı tutsağı dinlemeye başladık. Sesi boğuk, inceydi. Hatta çığlığa benziyor, sanki çok uzaklardan geliyor gibiydi. Öteki odada bulunan topluluğa bomboş bir çölden ya da arada derin bir uçurum bulunan tepelerden 2 köylünün bağırışlarına benzer bir haykırışla seslenmek için şakacı birinin yan odaya geçip ağzını yastığa dayayarak seslenmesine benziyordu tıpkı. Böyle bir şeyi bayramda dostlarımın evinde yapmışlardı da çok hoşuma gitmişti. Yelena İvanovna, "İvan Matveyiç hayatım sağsın değil mi?" diye sordu kekeleyerek. sağ ve sıhhatleyim diye cevap verdi İvan Matveyç. Yüce Tanrı'ya şükür yutulurken bir yanım sakatlanmadı. Yalnızca bu olaya amirlerimin ne diyeceğini düşünerek huzursuz oluyorum. Yurt dışına gideceğim diye bilet aldım, timsahın karnına düştüm. Hiç de gülünecek bir durum değil doğrusu. Fakat hayatım gülünce oldum diye endişe etme. Her şeyden önce seni oradan çıkarmak gerek, dedi Yelena İvanovna. Çıkarmak mı diye haykırdı timsahın sahibi. Doğrusu timsahın içini karıştırmanıza razı olamam. Şimdi daha çok kişi gelecek görmeye. Ben giriş ücreti olarak 50 kapek isteyeceğim gelenlerden. Karşen de kesilmeyecek artık. Alman kadın da onayladı hemen. Tanrı'ya şükür. İvan Matveyç de rahat rahat, onlar haklı dedi. Her şeyden önce ekonomik ülkü. Dostum diye bağırdım ben. Hemen amirine gidiyorum. Rica edeceğim ona çünkü anlaşılan biz hiçbirimiz bu vartayı savuşturamayacağız. Ben de öyle düşünüyorum, dedi İvan Matveyç. Ama çağımızda ekonomik çıkar olmadan timsahın karnını yararsak, bundan doğacak ticari buhranı atlatmak çok güçtür. Bu arada bir sorun çıkıyor karşımıza zorunlu olarak. Sahibi timsahı için ne istiyor? Bu sorudan bir başka soru daha çıkıyor. Kim ödeyecek bu parayı? Çünkü sen de biliyorsun ki benim mali durumum. Yoksa aylıkla mı diye atıldım ben. Ama timsahın sahibi hemen susturdu beni. Ben timsahımı satmam. 3000'e satarım. Hayır, 4000'e satarım timsahımı. Şimdi pek çok kişi gelecek görmeye. 5000'e satarım timsahımı. Sözün kısası dayanılmaz bir şekilde bol keseden atıp duruyordu. Kendi çıkarını düşünen iğrenç bir açgözlülük parlıyordu gözlerinde. Öfke içinde gidiyorum ben diye bağırdım. Ben de gidiyorum. Dosdoğru Andrei Osipiç'e gidiyorum. Gözyaşlarımı yumuşatırım ben onu diye sızlandı Yelena İvanovna. İvan Matveyç aceleyle kesti onun sözünü. Bunu yapma sakın hayatım, dedi. Çünkü çoktandır karısını Andrei Osipiç'ten kıskanıyor, karısının o kültürlü adamın önünde ağlamaktan hoşlanacağını ve gözyaşlarının da ona çok yaraştığını biliyordu. Sonra bana dönen İvan Matveyç, sana da dostum diye ekledi. Sana da öğütlemem hiç düşünüp taşınmadan gitmeni. Bundan bir şey çıkmaz ki. Sen en iyisi bugün Timofey Semyoniç'e özel bir ziyaret yapıver. O modası geçmiş ve düşünceleri sınırlı bir adamdır ama yine de sağlamdır. En iyisi sen doğru ona git. Benim selamlarımı söyle ve işi olduğu gibi anlatıver. Kendisine son oynadığımız oyunda 7 ruble borçlu kalmıştım. Bu fırsatta o parayı da veriver. Bu yumuşatır asık yüzlü ihtiyarı. Herhalde onun vereceği öğüt bize önderlik yapar bu durumda. Şimdi Yelena İvanovna'yı da götür. Karısına döndü. Böyle bağırmaktan ve koca karı dedikodusu yapmaktan yoruldum, dedi. Biraz uyumak istiyorum. Burası öyle sıcak ve yumuşak ki. Ama buna rağmen hiç aklımın köşesinden bile geçmeyen bu sığınakta henüz pek tanıyamadım çevremi. Çevreni tanımak mı? Yoksa aydınlık mı orası diye sevinçle haykırdı Yelena İvanovna. Zavallı tutsak. Koyu karanlık bir gece gibi burası diye cevap verdi. Ama elimle yoklayıp inceleme yapabilirim. Hadi hoşça kal. Sakin ol ve eğlenmene bak. Hadi yarın görüşürüz. Sen de Semyon Semyonoviç. Akşama uğra bana ama dalgınsındır, unutursun belki, bir yere düğüm at. Doğrusunu söylemem gerekirse oradan uzaklaştığıma sevindim. Çok yorulmuştum çünkü. Hemen fırladım. Koluma üzgün ama heyecanın daha da güzelleştirdiği Yelena İvanovna'yı da takarak timsahın bulunduğu bölümden çıkardım. Arkamızdan timsahın sahibi bağırdı. Akşama giriş yene 25 kapektir. Tanrım ne kadar açgözlülermiş, dedi Yelena İvanovna. Pasajın her basamağındaki aynalarda kendine bakıyordu. Güzelleştiğinin kendi de farkındaydı. Hafif bir heyecanla ve yanımızdan geçenlere kolumdaki kadından dolayı çalım satarak yürüdüm. Ekonomik ülkü. Ben İvan Matveyiç'in bu saçma ekonomik ülkü üzerine söylediklerinden hiçbir şey anlamadım, dedi. Size açıklayayım öyleyse, dedim. Ve ona çabuk çabuk yabancı sermayeyi yurdumuza hayırlı yatırımlara çekme konusunda o sabah Petersburg haberleri ve ses gazetelerinde okuduklarımı anlatmaya başladım. Beni bir süre dinledikten sonra kesti sözümü. Hepsi tuhaf şeyler bunların. Artık kapatın bu konuyu, saçma sapan şeyler anlatıyorsunuz. Söyleyin bakalım, çok mu kızardım ben? Bu fırsattan yararlanarak, çok değil, pek çok kızardınız diye komplimanı yapıştırdım hemen. Son derece hoşuna gitmişti bu. Ah çapkın diye fısıldadı. Bir dakika sonra başını yosmaca bir tavırla omzuma eğerek ekledi. Zavallı İvan Matveyç. Doğrusu çok üzüldüm ona. Ah tanrım. Peki söyleyeyim bakalım bugün orada nasıl yemek yiyecek? Hem nasıl olacak? Peki başka bir şey yapması gerekirse ne yapacak? Hiç akla gelmeyecek bir soru bu diye cevap verdim şaşkınlıkla. Gerçekten de günlük sorunları çözümlemede kadınların biz erkeklerden daha pratik olduğu aklımın köşesinden bile geçmemişti. Anlaşılan yeni durumunu ilginç bularak çekici bir gülümsemeyle devam etti. Zavallıcık, nasıl geldi bu iş başına? Hiç de eğlenceli bir durum değil, öyle karanlıkta. Ne sıkıcı bir durum. Bende tek bir fotoğraf bile yok. Böylece ben şimdi dul sayılırım. Yine de çok üzüldüm. Sözün kısası, genç ve ilginç bir kadının ölen kocasıyla ilgili oldukça açık doğal üzüntüsünü koyuyordu ortaya. Sonunda onu evine götürdüm, avuttum, birlikte yemek yedik. Güzel kokulu bir fincan kahveden sonra, bu saatlerde tüm evli erkeklerin oturmak ya da yatmak için evlerinde bulunduklarını hesaplayarak, saat 6'da Timofey Semyoniç'e gittim. Bu ilk bölümde geçen olayları terbiyeli bir üslupla geçiştirdikten sonra pek o kadar yüce olmamasına rağmen daha doğal bir üslup kullanmak amacındaydım. Bunu önceden haber vermek istedim okuyucularıma. Sayın Timofey Semyoniç acelesi varmış gibi biraz da gülerek karşıladı beni. Kendi daracık odasına kadar götürdü ve kapıyı sıkı sıkı kapatarak "Çocuklar rahatsız etmesinler" diye mırıldandı huzursuz bir tavırla. Sonra beni yazı masasının yanındaki iskemleye oturttu, kendi de koltuğa yerleşti. Eski pamuklu sabahlığının eteklerini topladı. Ne benim ne de İvan Matveyç'in amiri olduğu halde resmi, hatta ciddi bir amir pozu takındı. O zamana değin bir meslektaş, hatta tanıdık sayılırdık. "Her şeyden önce" diye başladı söze, "şunu unutmayın ki ben amiriniz değilim ama yine de hem sizin hem İvan Matveyç'in amiri sayılırım. Hiçbir işe de karışmak niyetinde değilim." Çok şaşırmıştım. Anlaşılan olayı biliyordu. Buna rağmen tüm öyküyü en ince ayrıntılarına değin yeniden anlattım ona. Coşkunluk içinde konuşuyordum. Çünkü şu anda içten bir dostuma karşı görevimi yapıyordum. Hiç şaşkınlık göstermiyor, açık bir kuşkuyla dinliyordu beni. Sözümü bitirdikten sonra "Düşünün" dedi. "Ben hep onun başına böyle bir olayın geleceğini tahmin ederdim. Ama niçin Timofey Semyoniç? Bu onun yönünden de umulmadık bir olay." "Doğru, kabul ediyorum. Fakat İvan Matveyç tüm görevi sırasında böyle bir son bekleyip duruyordu. Atılgan biridir, hatta kurumludur da her konuda ilericiydi. Görün işte ilericilik nereye götürüyor insanı." "Ama bu hiç beklenmedik bu olay. Onun ilericiliği söz konusu olunca genel kuralları ileri sürmek doğru olmaz." "Hayır, bu da öyle. Bu, görüyorsunuz ya, inanın bana, hep gereksiz bilgilerden ileri geliyor. Çünkü gereksiz bilgilerle dolu olan insanlar her yere sokuyorlar burunlarını. Özellikle kendilerini hiç ilgilendirmeyen işlere. Ama belki de siz de çok şey biliyorsunuz" diye ekledi kızarak. "Ben öyle okumuş bir adam değilim, yaşlıyım. Her asker çocuğu gibi başladım işe. Bu yakında 50. yıl jübilem yapılacak." "Ah, hayır Timofey Semyoniç, insaf edin. Tersine İvan Matveyç sizin öğüdünüzü bekliyor, sizin el uzatmanızı, önderlik etmenizi bekliyor. Hatta denebilir ki gözyaşlarıyla..." "Denebilir ki gözyaşlarıyla, ha? Ama bunlar timsahın gözyaşları, hele bu yaşlara hiç inanılmaz. Peki ama söyleyin bakalım, niçin yurt dışına çıkma işi uzadı? Hangi parayla gidecek? O kendi bulunduğu ortamı bile bilmiyor." "Sonradan aldığı birikmiş parası var Timofey Semyoniç" diye cevap verdim acıklı bir şekilde. "Şu son 3 aydır hep İsviçre'ye gitmek istiyordu, Wilhelm Tell'in ülkesine." "Wilhelm Tell'in mi? Napoli'de ilkbaharı karşılamak istiyordu. Müzelerle, gelenek ve göreneklerle ilgilenmek, hayvanları görmek, hayvanlar. Bence bu basit bir gururdan başka bir şey değil. Hangi hayvanları? Ne hayvanları? Yoksa bizim hayvanlarımız az mı geldi? Vahşi hayvan sirki de var, müzeler de var, develer de, ayılar dersen Petersburg'un yakınlarında var. İşte kendisi de timsahın içinde oturuyor şu anda." "İnsaf edin Timofey Semyoniç. Adamcağız şu anda çok kötü bir durumda. Eski bir akrabası gibi koşuyor size, öğüt bekliyor sizden. Oysa siz hakaret ediyorsunuz. Hiç olmazsa zavallı Yelena İvanovna'ya açayım." Görünüşe göre yumuşayan Timofey Semyoniç tütününü iştahla koklayarak "Bu dediğiniz karısı mı? İlginç bir kadın" dedi. "Özellikle ince bir kadın oluşu. Öyle şişmanmış ki başı bir fıçı üzerinde duruyor gibiymiş. Çok hoş ama. Daha 3 gün önce Andrei Osipiç anlattı. Anlattı mı? Anlattı tabii. Oldukça da böbürlenerek hem de. Duruşu, bakışı, saçları. Kadın değil, konfeti diyor. Hatta buna güldük de. Onlar henüz genç. Timofey Semyonoviç büyük bir çatırtıyla sümkürdü. Ama bu arada genç olmasına rağmen nasıl bir kariyer sağlamış kendine. Bu apayrı bir şey Timofey Semyonoviç, öyle değil mi? Kuşkusuz, kuşkusuz. Öyle değil mi Timofey Semyonoviç? Peki ama ben ne yapabilirim? Öğüt verin. Tecrübeli biri, bir akraba olarak öğüt verin, önderlik edin. Ne yapmamız gerekir? Amirine mi gidelim yoksa? Timofey Semyonoviç çabuk çabuk amirine mi? Asla olmaz bu dedi. Eğer öğüt isterseniz her şeyden önce bu işi örtbas etmek gerekir. İnsanı kuşkulandıran bir olay bu. Olacak şey değil. Her şeyden önce görülmemiş bir olay. Ölçülerin dışında bir olay. Çok kötü uydurulmuş. Bu nedenle sakıngan davranmalı. Bırakın olduğu yerde kalsın. Beklemek gerekir. Beklemek. Nasıl bekleriz Timofey Semyonoviç? Ya orada boğuluverirse? Neden boğulsun? Siz onun yerinin oldukça konforlu olduğunu söylediğinizi unuttunuz mu yoksa? Her şeyi baştan yeniden anlattım. Timofey Semyonoviç düşünceye daldı. Tütün tabakasını elinde evirip çevirirken diye mırıldandı. Bence yurt dışına çıkacağına olduğu yerde kalsın daha iyi. Boş zaman bulmuş, bırakın bol bol düşünsün. Boğulmayacağı ortada, hiç kaygılanmayın. Çünkü sağlığının korunması için gereken tüm tedbirleri de almak gerekir. Öksürük gibi şeylerden de sakınmalı. O almanın sorumluluğunda. Kişisel düşünceme göre haklı adam kendi açısından yani. Hatta bir bakıma da çok haklı. Çünkü onun timsahını görmek isteyenler çoğaldı. İvan Matveyç için timsahın karnına girmesi hiç de izinsiz değildir. Hatırladığıma göre onun timsahı da yoktu. Timsahın da mülkiyeti vardır. Öyleyse bir ücret ödemeden onu kesmek olmaz. İnsanlığın kurtuluşu için Timofey Semyonoviç. Bu polisin ilgileneceği bir iş. Polise başvurmak gerekir. İvan Matveyç mi aranacak? O şu anda izinli sayılıyor, bilmezlikten gelebiliriz. Bırakın oradan Avrupa topraklarına baksın. Eğer izin süresi dolunca da ortaya çıkmazsa, o zaman soruşturur, araştırırız. 3 ay sonra mı? İnsaf edin Timofey Semyonoviç, kendi suçu. Peki kim soktu onu oraya? Belki de kendine özel bir dadı tutmak istiyor ama buna güveni yok. Timsahın bir mülkiyeti vardır, işte buna yürürlükteki ekonomik ülkü denir. Daha 3 gün önce akşam Luk Andreiç'lerde İgnati Prokofiç anlatıyordu. Siz İgnati Prokofiç'i tanır mısınız? İş yaşamında tam bir kapitalisttir. Biliyor musunuz, tam olarak şunları söyledi. Bizim mutlaka sanayileşmemiz gerekli. Oysa bizde sanayi çok geri. Onu ortaya çıkarmak gerekir. Ama bizde pek öyle sermaye yok. Öyleyse yurt dışından yabancı sermaye çekmek gerekir. Her şeyden önce yabancı ortaklıkları bizim topraklara çekebilmemiz için onlara bir takım üstünlükler sağlamalıyız. Bugün öteki ülkelerde yaptıkları gibi. Kamu mülkiyeti zehirden, yıkımdan başka bir şey değildir. Biliyor musunuz? Bunları öyle ateşli söylüyor ki. Bu onlar için uygun. Sermaye sahibi kişiler. Memur değiller onlar. Köylüyü ne sanayi ne tarım yükseltir. Yabancı ortaklıklar bütün yurdumuzu ellerinden geldiğince parça parça satın almaları için sonra da parçalamak, ufak parçalara ayırmak, hem de tam böyle söyledi, parçalamak, daha sonra da kişisel mülkiyete satmak için gerekli. Satmak da değil, kirayla vermek için gerekli. Ne zaman her yer yabancı ortaklıkların eline geçerse, işte o zaman istedikleri fiyata kiraya verecekler. Demek ki köylü 2 kat çalışacak. Hem zorunlu ihtiyaçları için, hem de istediği zaman onları kovmak için. Demek çok şey duyacak, boyun eğecek, çalışacak ve değerini 2 katına çıkaracak. Toplumda şimdiki yeri de öyle değil mi? Açlıktan ölmeyeceğini biliyor, bu nedenle daha çok tembelleşiyor. Har vurup harman savuruyor elindekini. Bu arada da hem bize parayı yetiştiriyor, hem de burjuvaziye gidiyor. İşte İngiliz siyasal ve edebi gazetesi Times, maliyetimizi incelemiş, aynı anda da cevabı vermiş. Maliyemizin yetersiz olduğunu, orta tabakanın oluşmadığını, kocaman heybemizin bomboş durduğunu, çalışkan proleterlerimizin bulunmadığını söylüyor. Çok güzel konuşuyordu İgnati Prokofiç. Sanki hatip gibi. Önce bu düşüncelerini amirlerine anlatmak istiyor, sonra da haber gazetesinde bastıracak. Bu hiç de İvan Matveyç'in durumuna benzeyen bir şey değildir. İvan Matveyç için bir şeyler diye kestim ihtiyarın sözünü. Timofey Semyonoviç bazen böyle gevezelik etmek ve her şeyi bildiğini, hiçbir bilgiden geri kalmadığını göstermek isterdi. İvan Matveyç nasıl olur da bu olay karşısında boyun eğmek gerekir. Biz yurdumuza yabancı sermayeyi çekmek için telaş içindeyiz. Oysa bakın, işte İvan Matveyç aracılığıyla da Timsah'ın sahibine verilecek para 2 kat artacak. Bizse yabancı sermayeyi koruyacak yerde tersine sermayenin karnını yarmak istiyoruz. Uygun bir şey mi bu? Bence İvan Matveyç bu yurdun bir öz çocuğu olarak yabancı bir timsahın değerini 2 kata belki de 3 kata çıkaran değerinden dolayı sevinmek ve gurur duymak zorundadır. Bu sermaye çekimi için gerekli. Birini bekliyorsun, bakıyorsun, öteki timsahla geliyor. Bir üçüncüsü ikisini, üçünü birden getirir. Onların yanı sıra da sermayeler gruplaşır. İşte burjuvazi budur. Bunları teşvik etmek gerekir. İnsaf edin Timofey Semyonoviç diye haykırdım ben. Zavallı İvan Matveyiç'ten hemen hemen hiç de doğal olmayan bir fedakarlık istiyorsunuz siz. Hiçbir fedakarlık istemiyorum. Her şeyden önce sizden, daha önce de rica etmiştim, şunu anlamanızı rica ederim ki ben onun amiri değilim. Bu nedenle de demek ki benim kimseden bir şey istemeye hakkım yok. Bu yurdun bir çocuğu olarak konuşuyorum ama yurt çocuğu olarak değil, yalnızca bu yurdun basit bir çocuğu olarak konuşuyorum. Gene de kim söyledi ona timsahın karnına girmesini? Ağırbaşlı, bildiğiniz rütbede resmen evli bir adam. Sonra da ansızın böyle bir adım. Hiç akla gelir miydi bu? Ama atıldı işte böyle bir adım. Çok mutsuz bir durumda. Kim tanır onu? Onun için kim timsahın sahibine böyle yüklü bir para öder, söyler misiniz bana? Yoksa aylık almıyor mu Timofey Semyonoviç? Yetişir mi? Üzüntüyle yetişmez Timofey Semyonoviç diye cevap verdim. Timsahın sahibi önce timsahı bir insan yuttu diye çok korktu, sonra da kızdı. İşin mutlu sonucunu, belki de fiyatı 2 katına çıkarabileceğini anlayınca sevindi ve yüksekten atmaya başladı. Fiyatını 2 katına çıkardı. 3 katına da çıkarır, 4 katına da. Şimdi halk akın eder. Açık göz halk timsahın sahibine, tekrar ediyorum, o et yiyicinin eğlence tutkusunun sonucu bu. Bırakın İvan Matveyç gizlice çevreyi gözetlesin. Bırakın acele etmeyin. Belki herkes onun timsahın karnında olduğunu biliyor ama kesinliğini resmen bilmiyorlardı. İvan Matveyç bu davranışı sonucunda şimdi kendi özel tutkusunu da doyurmuş oluyor. Çünkü yurt dışında sayılır şimdi. Timsahın karnında olduğunu söyleyecekler ama biz inanmayacağız. Bunu böyle yapmak mümkün müdür? En iyisi beklesin. Acele etmenin ne gereği var? Ama eğer merak etmeyin, bünyesi çok sağlamdır. Peki sonra ne kadar bekleyeceğiz? Öyleyse sizden gizlemeyeyim. Bu son derece karışık bir olay. İnsanın aklının köşesinden bile geçecek bir olay değil. Çok önemli. Bugüne değin buna benzer bir olaya rastlanmaması bozuyor işi. Elimizde bir örnek olsa onu herhangi bir şekilde kurtarmak mümkün olabilir. Nasıl bir karar verelim? Düşündükçe iş daha karışıyor. Birden mutlu bir düşünce parladı kafamda. Şöyle bir şey yapsak olmaz mı dedim. Eğer alnına Tanrı'nın iradesiyle canavarın karnında kalmak, diri gömülmek yazıldıysa ne gelir elden? Acaba şu anda görevi başında çalışıyormuş gibi gösterilemez mi? İzinde olduğu için aylıksız kalacak. Aylık bağlanamaz mı acaba? Ama hangi temele dayanabilir? Şu anda görevli gösterilerek. Nasıl ve nerede? Karnında. Timsahın karnında. Söz gelimi bilgi toplamak için ya da olayı yerinde incelemek için denilebilir. Kuşkusuz bu yeni bir şey ama ilericilik olacak. Aynı zamanda bilime gösterilen ilgiyi de ortaya koyacak. Timofey Semyonoviç düşünceye daldı. Sonunda özel bir memur atamak gerekir dedi. Timsahın karnında özel bir görev vermek benim kişisel görüşüme göre anlamsız bir iş. Baştakiler güvenmez buna. Hem oraya nasıl bir görevle yollanabilir ki? Doğal nasıl denir? Doğayı yerinde olduğu yerde öğrenmek, incelemek için. Şimdi hep doğal bilimler önde gidiyor. Botanik gibi. Orada yaşayacak ve bizlere bilgi verecek. Orada besinlerin sindirilmesini ya da yalnızca timsahın iç yapısını inceleyecek. Olayları. Yani hemen hemen istatistik olacak. Ama benim bu konuda yetkim yok, bilgi sahibi de değilim. Siz olaylar diyorsunuz. Elimde o kadar çok olay var ki bu olayları ne yapacağımızı bilmiyoruz biz. Hem bu istatistik tehlikeli. Neden? Niçin tehlikeli? Tehlikeli, siz de kabul edersiniz ki o pek çok olay bildirecek. Nasıl denir? Yan gelip yatarak. Hiç yan gelip yatarak çalışmak olur mu? Bu tam bir yenilik. Bu nedenle tehlikeli. Gene de böyle bir örnek olmadı şimdiye değin. Eğer elimizde herhangi bir örnek olsa, benim düşünceme göre belki onu da atama olanağı çıkar. İyi ama bu zamana değin buraya hiç canlı timsah getirmemişlerdi ki Timofey Semyonoviç. Biraz daha düşünerek, evet dedi. Doğrusunu isterseniz sizin bu itirazınız çok yerinde, hatta gerçekleşmesi olanağı uzakta sayılsa, bu temel üzerine oturtulabilir ama yine de dediğiniz gibi eğer canlı timsahların ortaya çıkmasıyla görevliler kaybolmaya başlıyorsa, sonra orası öyle yumuşak ve rahattır ki bu gerekçeyle pek çok memur oraya gitmek ve yan gelip yatmak isteyecektir. Siz de kabul edersiniz ki kötü bir örnek olacaktır. İşte böylece belki hepsi para almak umuduyla oraya gidecektir. Yardım edin Timofey Semyonoviç. İyi ki aklıma geldi. İvan Matveyç size İskambil oyunundan kalan 7 ruble borcunu vermemi rica etmişti. Geçen gün Nikifor Nikiforiçler de kaybetmişti bu parayı, hatırlıyorum. O zaman öyle neşeliydi ki şakalaşıp duruyordu ama şimdi ihtiyar gerçekten üzülmüştü. Yardım edin Timofey Semyonoviç diye üsteledim. Uğraşacağım. Şahsım adına söylüyorum, bilgi toplama görevi verilmiş gibi özel olarak. Ama yine de şunu biliniz ki resmi yoldan değil. Acaba timsahın sahibi bu hayvanı kaça satar? Timofey Semyonoviç yardım etmeye razı olmuş görünüyordu. Ben bu durumu öğrenir kaça olduğunu bildiririm size dedim. Peki karısı? Yalnız mı şimdi? Canı sıkılıyor mu? Haberi siz verin Timofey Semyonoviç. Alır veririm. Ben de ne zamandır düşünüyordum ama bir fırsat... Peki niçin timsaha bakmaya koştu hemen? Ama doğrusu ben de bakmak istiyordum. Zavallıya haber götürün Timofey Semyonoviç. Elbette ama kuşku yok ki umut vermek istemem. Kendi adıma uğraşacağım bu işle. Hadi yine görüşelim. Ben Nikifor Nikiforiçlere gidiyorum. Siz de gelir misiniz? Hayır, ben de bizim tutsağa gidiyorum. Evet, şimdi doğru tutsağa. Hafif bir düşünce. İhtiyarla vedalaştım. Türlü düşünceler dolaşıp duruyordu kafamda. İyi yürekli, çok namuslu bir adamdı bu Timofey Semyonoviç. Yanından ayrılırken ona bizde şimdi pek yapılmayan türden bir 50. yıl jübilesi düzenlenmesine çok sevinmiştim. Hiç kuşkusuz hemen pasaja zavallı İvan Matveyç'e haber vermeye koştum uçar gibi. Büyük bir merak içindeydim. Timsahın karnında nasıl yerleşmişti ve nasıl yaşayabiliyordu? Gerçekten timsahın karnında yaşanabiliyor muydu? Gerçekten timsahın karnında yaşanabilir miydi? Ara sıra bana öyle geliyordu ki bu yalnızca bir canavar düşüydü. Daha çok da canavarın kendisindeydi bütün iş. Hayır, bu bir düş değil, gerçekti. Kuşku götürmez bir gerçektendi. Böyle olması anlatabilir miyim? Neyse, devam ediyorum. Pasaja biraz geç gittim, saat 9 sularında. Timsahın bulunduğu yere de arka taraftan geçmek zorunda kaldım, çünkü Alman salonu her zamankinden daha erken kapatmıştı. Sırtında eski yağ içinde bir ceketle dolaşıp duruyordu. Sabahkinden 3 kat daha hoşnut görünüyordu durumundan. Anlaşılan adamın bir şeyden korktuğu yoktu ve halk daha çok akın akın geliyordu. Derken annesi göründü. Beni izlemek için geldiği belliydi. Annesiyle Alman ikide bir fısıldaşıyorlardı. Salonun artık kapalı olmasına rağmen gene de 25 kapek giriş ücreti aldılar. Bu ne gereksiz bir düzenlilikti böyle. Siz her gelişinizde ödeyecek. Halk 1 ruble ödeyecek ama siz 25 kapek. Çünkü siz iyi yürekli dostunuzun, iyi yürekli dostusunuz. Ben dostları sayarım. Timsah'a yaklaştım. Sözlerimi uzaktan İvan Matveyiç'in de işittiğini umarak, hem de onun bencilliğine taş atmak için, "Sağ mı, yaşıyor mu benim değerli dostum?" diye bağırdım yüksek sesle. İvan Matveyiç, "Sağım ve sıhhatliyim" diye cevap verdi. "Sağ ve sıhhatte. Bunu sonra konuşuruz. İşler nasıl?" Hemen yakınımda olmama rağmen sesi uzaktan ya da karyolanın altından geliyormuş gibiydi. Sorusunu duymamış gibi büyük bir merak içinde ve aceleyle onu soru yağmuruna tutmaya başladım. Nasıldı? Timsah'ın içinde ne yapıyordu? Orası nasıldı? Bunları dostluğumuza dayanarak ve olağan nezaket kuralları içerisinde soruyordum ama o hırçın ve sıkıntılı bir sesle kesti sözümü. "İşler nasıl?" diye haykırdı. Benimle her zaman konuştuğu gibiydi, emrediyordu sanki. Çığlığa benzer sesi bu kez son derece iğrençti. Timofey Semyonoviç ile yaptığımız tüm konuşmayı en ince ayrıntılarına kadar anlattım ona. Anlatırken sesime biraz gücenmiş bir ton katmaya çalışıyordum. İvan Matveyç her zamanki olağan konuşmalarımızda yaptığı gibi kesin bir dille "İhtiyar haklı" dedi. "Pratik insanları severim. Tatlı, ağırdan alan insanlara ise dayanamıyorum. İtiraf etmeye hazırım. Senin memurlar hakkında düşündüklerin hiç de budalaca değilmiş. Gerçekten de çoklarını hem bilimsel hem ahlaksal davranışları yönünden anlatabilirim size. Fakat şimdi bütün hepsi yeni ve beklenmedik bir görünüşe büründüler. Hem yalnızca bir aylık için çabalamaya değmez. Dikkatle dinle şimdi beni. Oturuyor musun? Hayır, ayaktayım. Otur bir yere. İstersen yere otur. Dikkatle dinle beni." Öfkeyle bir iskemle aldım, hırsla yere çarparak yerleştirdim. "Dinle" diye başladı emredici bir sesle. "Bugün sayısız insan geldi buraya. Akşama doğru yer kalmamıştı. Polis çağırmak zorunda kaldılar düzensizliği önlemek için. Saat 8'de, yani her zamankinden daha erken Timsah'ın sahibi toplanan paraları saymak için gösteriyi kesip salonu kapatmak zorunda kaldı. Yarın bir panayıra dönüşecek burası. Çok iyi biliyorum bunu. Böylece başkentin tüm ileri gelenleri, yüksek tabakanın hanımları, yabancı elçiler, hukukçular hepsi burada olacak. Bunlar gene bir şey değil. Bizim engin, aşırı meraklı imparatorluğumuzun her bir köşe bucağından gelmeye başlayacaklar. Sonunda da ben herkesin gözünde gizemli ama en üstün yere sahip biri olacağım. Bu başıboş kalabalığa akıl vermeye başlayacağım. Talihin önünde ululuğun ve alçak gönüllülüğün deneylerle kazanılmış örneği olarak görüyorum kendimi. Bir, nasıl denir, bir kürsü olacağım. İnsanlığa bilim öğreten bir kürsü. Hatta canavarın karnında yaşayan birinin verdiği doğal bilim dersleri çok daha değerlidir. Hem ben gelecekte olacaklardan şikayet etmiyorum. Kariyerlerin en parlağına kavuşacağına kesinlikle güveniyorum." "Bıkmaz mısınız?" diye atıldım zehirli bir ses tonuyla. Beni her şeyden çok gücendiren, onun diğer kişi zamirlerini kullanmaktan büsbütün vazgeçmiş olmasıydı. Kendine çok önem veriyordu. Bütün bunlar şaşırtıyordu beni. Kendi kendime, neden bu düşüncesiz kafa kendini büyük görüyor diyerek gıcırdatıyordum dişlerimi. Böbürlenmek değil, ağlamak gerekir. Bu düşünceme keskin bir dille karşılık verdi. "Hayır" dedi. "Çünkü hep yüce ülkelerle dolu olarak yalnız şimdi bu boş zamanımda tüm insanlığın kaderini değiştirmeyi hayal edebilirim. Gerçek bir ışık çıkacak Timsah'tan. Muhakkak ki yeni ekonomik ilişkilere değin yeni özel bir teori bulacağım ve onunla koltuğum kabaracak. Nedense bu ana değin çalışmaktan ya da dünyanın bayağı eğlencelerinden boş vakit bulamadım. Hepsini çürüteceğim ve yeni bir furya olacağım. Ha, iyi ki aklıma geldi. Timofey Semyonoviç'e 7 rubleyi verdin mi?" Tabii hemen cebimden çıkarıp verdim. Bunu kendi cebimden verdiğini belirtmeye çalışarak söylemiştim. O da çalımlı bir sesle "Hesaplaşırız" dedi. "Aylığıma zam bekliyorum. Bana zam yapmayacaklar da kime yapacaklar? Benim sonsuz yararım dokunuyor ama işte. Sarım, sen herhalde Yelena İvanovna'yı soruyorsun, öyle mi?" Bu kez çığlığa benzer bir sesle haykırdı. "Karım!" Yapacak bir şey yoktu, sakin olmaya çalışarak ama yine de dişlerimi gıcırdatarak anlattım Yelena İvanovna'yı eve bırakışımı. Oysa sonuna değin dinlemedi zaten, sabırsızlıkla sözümü kesti. Onda bir takım tuhaf düşünceler baş göstermeye başladı. Eğer ben burada üne kavuşmak istiyorsam nedeni onun da orada üne kavuşmasını istememdir. Bilginler, ozanlar, düşünürler, madenciler, tüm erkekler sabah burada benimle konuştuktan sonra akşam onun salonunu ziyaret edecekler. Gelecek haftadan sonra her akşam onun salonuna toplanmak zorundalar. Toplum gönlünü hoş tutmak için benim aylığımın 2 katını verecek ona. Burada da orada da ikimizi konuşacaklar. Zaten çoktandır herkes bizden söz etme fırsatı kolluyor ancak oynadığım ufak rol ve yetersiz rütbem yüzünden yapamıyorlardı bunu. Oysa şimdi Timsah'ın boğazında olmam tüm engelleri ortadan kaldırdı. Her sözümü dinleyecekler, söylediğim her bir cizeyi düşünecekler, başkalarına anlatacaklar, dergilere basacaklar. Ben de öğrenmeye vereceğim kendimi. Sonunda Timsah'ın karnında benim nasıl kaybolduğumu anlayacaklar. Bir kısmı, bu adam Dışişleri Bakanı olabilir, bir krallığa elçi olarak gönderilebilir diyecek. Bir kısmı ise, krallık da olsa yabancı bir yere gönderilmemeli diyecek. Karımın bana bağlılık göstermesi gerekir. Benim aklım var, onunsa güzelliği ve sevimliliği. O çok güzel, onun karısı diyecek bazıları. Çok güzel çünkü onun karısı diye düzeltecek diğerleri. Ne olursa olsun, Yelena İvanovna her konuda konuşabilmek için yarın hemen bir ansiklopedik sözlük alsın. Andrei Krayevski'nin tasarladığı gözlükten edinsin. Sık sık da en gözde politik dergi olan Petersburg haberlerini okusun. Sesle karşılaştırarak okusun. Öyle sanıyorum ki Timsah'ın sahibi bazen Timsah'la birlikte karımın parlak salonunda bulunmama razı olacaktır. O büyük konuk salonunun ortasında kafeste duracağım ve bugün sabahtan beri öğrendiğim nükteleri savunacağım. Bütün erkeklere kendi tasarlarımı anlatacak, ozanlarla kafiye üzerine tartışacağım. Kadınlarla da eğlenecek, tatlı şakalar yapacak, onlara kocaları için tehlikeli olmamalarını öğütleyeceğim. Geri kalanlara da Tanrı'nın iradesine, kadere boyun eğmelerini öğretmeye çalışacağım. İtiraf ederim ki bu vahşilik bizim her zamanki İvan Matveyç'e çok yakışıyordu ama yine de kafamda onun şimdi ateşli bir hastalığa tutulmuş olduğu, sayıkladığı düşüncesi dolaşıyordu. Bu bizim her zamanki, her günkü İvan Matveyç'ten başkası değildi ama 20 kez büyüten bir ayna karşısındaymış gibiydi. Dostum dedim ona, uzun süre yaşayacağını umuyor musun? Daha doğrusu şunu söyle bana. Sağlığın yerinde mi? Nasıl yemek yiyorsun? Nasıl uyuyorsun? Nasıl soluk alıyorsun? Ben senin dostunum. Kabul edersin ki bu doğaüstü bir olay sayılır. Bu nedenle benim bu merakımı doğal karşılaman gerekir. Vaaz verir gibi, boş bir merak, başka bir şey değil diye cevap verdi. Ama sen hoşnut olmalısın. Benim bu canavarın karnına nasıl girdiğimi mi soruyorsun? İlkin Timsah beni şaşırtan bir şekilde oldukça boş göründü. İçi sanki lastikten yapılmış kocaman ve boş bir çuval gibi duruyordu. Hani bizim Moskova'da Gorohova'ya sokağında, eğer yanılmıyorsam Voznesenski caddesinde yapılan lastik eşyalar gibi. Başka türlü olsa düşünsene, hiç içinde durulabilir mi? Şaşkınlık içinde, olacak şey mi bu diye haykırdım. Yoksa Timsah'ın içi büsbütün boş mu? İvan Matveyç ciddi ve etkili bir sesle onayladı. Boş. Her şeyiyle tam doğaya uygun olarak yapılmış. Timsah yalnızca keskin dişlerle donatılmış kocaman bir ağız. Ağzından sonra da kocaman uzun bir kuyruk, işte hepsi bu. Ağız ve kuyruk arasında ise boş bir bölme var. Bir çeşit kauçuktan yapılmış olması büyük bir ihtimal. Öfkeyle atıldım ben. Peki ama kaburgası, midesi, bağırsakları, karaciğeri, yüreği? Hiçbir şey, başka hiçbir şey yok. Anlaşılan hiç de olmamış. Bütün bunlar düşüncesiz gezginlerin boş hayalleri. Basur hastasının yastığını şişirdikleri gibi, ben de Timsah'ı şişiriyorum şimdi. Lastik gibi istediğin kadar uzat. Hatta sen aile dostumuz olarak benim yanıma yerleşebilirsin. Eğer çok merak ediyorsan buraya sığınabilirsin. Daha da yer artar. Hatta eğer başka bir çare bulamazsam, Yelena İvanovna'yı da buraya yanıma getirmeyi düşünüyorum. Ama yine de Timsah'ın bu bomboş yapısı doğal bilimlerle tamamen uyuşuyor. Çünkü örneğin sana yeni bir timsah yapma görevi verildi diyelim. Sen hemen doğal olarak şu soruyu sorarsın kendi kendine. Timsah'ın en önemli özelliği nedir? Cevap açık. İnsanları yutmak. Timsah'ın insanları yutabilmesi için nasıl yapılması gerekir? Cevap daha da açık. İçine boş yapmak gerekir. Fizik ilmi çoktan beri göstermiştir ki doğa boşlukla var olamaz. Bu da öyle. Timsah'ın iç yapısı da boşlukla var olamaz. Bunun sonucu da el eriminde olan her şeyi yutarak midesini doldurmak zorunda. Bu sebepledir ki timsahlar hep bizim gibilerini yutuyor. Bu kuralın tek istisnası ise insan kafası. İnsanın kafası, timsahın midesinden daha boş olsa da içini doldurmaya onun kadar meraklı değil. Bütün bunlar şimdi benim için gün gibi açık. Bütün bunlara ben kendi usumla, deneylerimle, nasıl denir, doğanın derinliklerinde, doğanın imbiğinde onun nabzının atmasını dinleyerek akıl erdirebiliyorum. Hatta etimoloji bile benimle aynı görüşte. Timsaha oburluğundan dolayı bu ad verilmiştir. Timsahın Rusça adı olan krokodil, Rusça'ya krokodillo'dan geçmiştir. Bu, çağımız İtalyancasındaki bir sözcüktür. Belki de eski Mısır firavunları zamanından gelir bu sözcük. Bunun Fransızca kökü, croquer de yemek yemek. Genellikle yiyecekler için yemek anlamında kullanılır. Beni kafesle birlikte Yelena İvanovna'nın salonuna götürdükleri zaman vereceğim ilk söylemimde orada toplananlara bunları anlatmak amacındayım. Elimde olmadan, "Ah dostum, ishal ilacımı aldın yoksa?" diye haykırdım. Sonra kendi kendime korku içinde, "Ateşi var, yanıyor, çok ateşi var" diye tekrarladım. "Saçma" diye cevap verdi öfkeyle. "Hele şu andaki durumum da büsbütün olanaksız. Ama anladığıma göre sen ishalden söz ediyorsun. Fakat dostum nasıl, sen şimdi nasıl yemek yiyebiliyorsun? Bugün öğle yemeği yedin mi?" "Hayır ama tokum." "Hem belki de hiç yemek yeme gereğini duymayacağım." Bu olağan bir durum aslında. Ben timsahın tüm karın boşluğunu dolduruyorum, yani onu tok tutuyorum. Ona birkaç yıl yiyecek verilmeyebilir. Öte yandan benim tokluğumun açıklaması da şu: benim için gerekli tüm hayat suyunu kendi bedeninden sağlıyor doğal olarak. Tıpkı formlarını korumak, taze, ince, çekici kalabilmek için geceleri unlu pirinç tapası sarılan, sabah banyosu alan güzeller gibiyim. Böylece ben timsahı besliyorum, sonra ondan kendi besinimi alıyorum. Sonuç olarak karşılıklı birbirimizi doyuruyoruz. Fakat bu durum çok güç. Timsah içinde benim gibi bir adamı hazmetmek güç, ama hiç kuşkusuz, gerçi gerek yok ama midesi benim gibi bir ağırlığı taşımak zorunda. Ben de canavara fazla ağırlık vermemek için bir yandan öbür yana pek dönmüyorum. İstesem dönebilirim ama insanlığımdan yapmıyorum bunu. Şimdiki durumda tek acındığım şey, Timofey Semyoniç'in beni haklı olarak yan gelip yatıyor diye nitelemesi. Ama yan gelip yatarak kanıtlayacağım ki, yan gelip yatarak da insanlığın kaderi değiştirilebilir. Tüm gazete ve dergilerimizin savunduğu yüce ülkelerin ve akımların sırt üstü yatarak ortaya konulduğu gerçektir. Nedense bunlara büro ülkeleri diyorlar. Ama böyle diyenlerin yüzlerine tükürmeli. Ben şimdi yepyeni bir uzmanlık sistemi icat ettim. İnanmıyorsun ama öyle kolay ki bu. Herhangi bir uzak köşeye inzivaya çekilmek ya da bir timsahın karnına girmek, sonra da gözlerini kapamak yetiyor. Hemen tüm insanlık için cenneti buluyorsun. Siz buradan ayrıldıktan sonra ben hemen düşünmeye koyuldum. Kısa sürede 3 sistem buldum. Şimdi de 4.'ye hazırlıyorum. Doğrusu ilkin hepsini çürütmek gerekli ama timsahın içinde bu iş çok kolay. Sanki bütün bunlar timsahın içinde apaçık görünüyor. Gene de benim durumumda ufak da olsa şimdilik bir takım eksiklikler oluyor. Timsahın içi biraz ıslak, sanki tükürüklerle örtülü. Yukarı kısımlar biraz lastik gibi kokuyor. Tam tamına benim geçen yılki lastiklerim gibi. İşte hepsi bu, başka bir eksiklik yok. İvan Matveyç diye kestim sözünü. Bütün bunlar çok tuhaf, inanmakta güçlük çekiyorum. Yoksa sen tüm yaşamın boyunca yemek yememek niyetinde misin? Ne saçma konuşuyorsun, boş kafalı, düşüncesiz. Ben sana yüce ülkelerden söz ediyorum, sense... Şunu bil ki, beni çevreleyen geceyi aydınlatan yüce ülkelerle doyuyorum. Ayrıca bu canavarın sahipleri iyi yürekliymiş. Bir süre önce canavarın gözüpek sahibiyle iyi yürekli annesi, her sabah timsahın karnına uzun, düdük gibi bir maden boru sokmaya karar verdiler. Bu sayede kahve ya da içine beyaz ekmek doğranmış et suyu içebileceğim. Düdüğü bu çevreden bir zanaatkâra sipariş ettiler bile. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse biraz fazla bir lüks bu. Doğrusu eğer 1000 yıl timsahın karnında yaşanabilse 1000 yıl yaşamak isterdim. Unutma da yarın bir doğa tarihi kitabından bu konuda biraz bilgi toplayıp timsahı fosilleşmiş bir hayvanla karıştırıp karıştırmadığımı bana söyle. Çünkü ben de yanılabilirim. Kafamı kurcalayan tek bir şey var. Ben üzerime sımsıkı bir aba, ayaklarıma da iskarpin giymiştim. Bu halimle timsahın beni hazmedemeyeceği ortada. Ayrıca ben canlıyım ve bütün irademle beni hazmetmesine karşı koyuyorum. Çünkü öteki yiyeceklerin düştüğü duruma düşmek istemiyorum. Bu benim için çok aşağılayıcı bir durum olurdu. Ama tek şeyden korkuyorum. Ne yazık ki 1000 yıllık bir süreden sonra Rus malı olan ceketimin dokuması çürüyebilir. İşte o zaman elbisesiz kalabilir ve tüm karşı koymama rağmen belki de hazmedilmeye başlarım. Gündüz vakti buna göz yummaz ve direnebilirim ama gece olup da insan iradesini dirayetle kullanamadığında bir patates, bir çörek ya da bir dana etinin uğradığı kötü sonla karşılaşabilir. İşte böyle bir son kudurtuyor beni. Sırf bu yüzden gümrük nizamnamesini değiştirmek ve bir timsahın dişleri arasında kala kalsak bile tüm doğal etkilere karşı daha dayanıklı olan İngiliz dokumalarını yurda sokmayı teşvik etmek gerekiyor. İlk fırsatta bizim günlük Petersburg gazetelerinde yayımlanacak politik incelemelerle düşüncemi devletimiz memurlarına anlatacağım. Bırak bağırsınlar. Onların şimdi benden bu mutluluğu almak için çırpınacaklarını sanıyorum. Bana öyle geliyor ki her sabah 25 kapik veren gazete yazarları fikirlerimi öğrenmek ve ertesi günkü gazetelerinde basabilmek için çevremi saracaklar. Sözün kısası, gelecek bana pembe ışıklar vaat ediyor. "Aa, ateşi varsa yıkılıyor" diye mırıldandım kendi kendime. Sonra onun ne düşündüğünü tam olarak öğrenme isteğiyle, "Dostum, peki ya özgürlük?" diye sordum. "Özgürlük insan için vazgeçilmez olduğuna göre sen nasıl tutsak kalacaksın?" "Ne aptalca" diye cevap verdi. "Vahşi insanlar özgürlüğü, bilgelerse düzeni severler. Düzen yoksa eğer..." "İvan Matveyç, ne olur acı bize." "Sus ve dinle" diye vızıldadı sözünü kestiğim için kızarak. Şimdiye değin hiç böyle düşünceler geçmemişti içimden. Bu daracık sığınağımda kalın dergilerdeki edebi eleştirilerden ve mizah gazetelerimizin ıslıklarından çekiniyorum. Düşüncesiz ziyaretçilerin, aptalların, kıskançların, özellikle nihilistlerin beni alaya almasından korkuyorum. Yine de bunların önüne geçmenin bir yolunu bulacağım. Halkın ne düşündüğünü, özellikle de gazetelerin ne yazdığını öğrenmek için sabırla bekliyorum. Yarın bana gazetelerden de haber ver. Ertesi gün Ses gazetesinde çıkan haber. Herkes bilir ki biz Ruslar ilerleme ve insancılık açısından Avrupa ile aynı düzeyde olmak isteriz. Tüm iyi niyetimize ve bu gazetenin tüm çabalarına karşın olgun olmaktan hala çok uzağız. Bunun tıpkı bizim tahmin ettiğimiz gibi utanç verici bir örneği de dün Pasaj'da yaşandı. Bir yabancı başkentimize timsahıyla birlikte geldi ve bunu Pasaj'da halka teşhir etmeye başladı. Biz de daha çeşitli ve yetkin örnekleri ülkemizde mevcut olsa da yurdumuzun pek yakından tanımadığı bu yararlı ticari etkinliği görmek için can attık. Dün öğleden sonra saat 4.30'da bu yabancının timsahını teşhir ettiği salona şişman ve sarhoş olduğu gözden kaçmayan biri gelip giriş ücretini ödeyerek biletini aldıktan sonra hiç düşünmeden timsahın ağzına atılıverdi. Bu koca ağızla belli ki boğazında kalıp onu boğmasından ürterek içgüdüsel bir hareketle adamı yuttu. Timsahın karnına giren bu meçhul şahıs orada uyumaya koyuldu. Ne yabancının haykırışları, ne korkuya kapılan yakınlarının çığlıkları, ne de polise haber verme tehditleri kâr etti. Timsahın içinden bir kahkaha ve bıçakla timsahın karnını dörde bölme yollu bir tehdit duyuldu sadece. Böylesine kalavi bir nesneyi yutmak zorunda kaldığından biçare memelinin gözlerinden yaşlar boşandı. Davetsiz konuk Tatar'dan kötüdür derler, atasözüne ne hacet, saygısız ziyaretçi girdiği yerden çıkmak istemedi bir türlü. Henüz olgunlaşmadığımızı kanıtlayan ve yabancıların gözünde bizi küçük düşüren bu olay, bu barbarlık örneği nasıl açıklanacak bilemiyoruz. Yüce Slav ruhuna yaraşan değişler alıp yürüdü. Şimdi sorulan şu: davetsiz misafir ne istiyordu? Sıcak ve konforlu bir yer mi? Oysa başkentimizde çok güzel evler var. Ucuz ve oldukça konforlu. Neva nehrinin suyundan yararlanan, kapısında ücretli bekçilerin beklediği, gazla aydınlatılmış yollar boyunca uzanan apartmanlar var. Evet, hayvanlara karşı çok barbar davranan okuyucularımızın dikkatini çekmek istiyoruz. Yurdumuza şöyle bir uğrayan bu timsah için böyle kocaman bir şeyi tek lokmada hazmetmek güçtür kuşkusuz. Şimdi bu timsah yığılmış yatıyor ve dayanılmaz acılar içinde ölümünü bekliyor. Oysa uygar Avrupa'da uzun süredir evcil hayvanlara insanca davranmayanları mahkemeye veriyorlar, peşlerini bırakmıyorlar. Ama biz Avrupa'daki gibi aydınlatılmış kentlere, Avrupa'nınki gibi geniş yollara, Avrupa'dakiler gibi güzel evlere rağmen hala batıl alışkanlıklarımızın kurbanı oluyoruz.